Hakkınız vaktiyle Orta Doğu'nun Paris'i dedikleri bir yer vardı. Orta Doğu'nun Paris'i. Paris, dünyada en çok zina edilen memleketlerden birisi. Nasip oldu, gittik gördük. Paris'i gördüm de, din görevlisi olarak gittiğimiz esnada gezdim. Gücümüzün yettiği kadar gezip görmekle tükenerek memleket değil tabii. Korkunç bir memleket. Son derece maddi planda şekillenmiş heykel haline getirdi memleket. Paris. Bak buyurun, Sex Street diye, Sex Street İngilizce, fuhuş caddesi diye, Fransız devleti bir fuhuş caddesi açmış, o caddede günün 24 saatine zina yaptırıyor. Sex Street, fuhuş caddesi. Ve sadece insanlarla fuhşiyatı bırakmışlar, aynı zamanda ah buyurun huzurunuzda teessüp ederek söylüyorum ama vakayı anlatmak için söylüyorum. Köpeklerle zina yapan kadın pavyonları açmışlar. Paris'te. Köpekler böyle kadınlara sarılmış, vallahi zina ediyorlar. Animal sex filan diye İngilizce hayvan, hayvanlarla kurmuş filan diye bile panayır açmışlar, pavyon açmışlar. Yeryüzünün en korkunç namus bataklığı, fuhşiyat ve. Daha söylenecek şeyler var da vallahi utanıyorum cemaatimden. Ve şu münezzeh kürsüden haya ediyorum. Korkunç bir hadise. İngiltere daha bir facia halinde. İngiltere, baş şehri Londra, bir fuhuş bataklığı, bir zina bataklığı. Ama tabii bunun yanında fabrikaları, sanayi sistemleri, uçak yapan, makine imal eden, motor imal eden sistemleri de var. Onları inkar etmiyoruz. Fakat ne kadar yazıktır ki bizim memleketimizin aydınları, aydın sınıf hani okumuş, üniversite mezunu, mensubu falan filan diye bir de etiket almış, mühendis beyefendi, bilmem ne beyefendi, gazeteci yazar. Bunlar Avrupa'nın bu sanayi sistemlerine dikkat etmezler de gece kulüpleri rağbet ederler. Medeniyet dendiği zaman Avrupa'nın kimya laboratuvarlarını alıp memlekete getirmeyi kastetmezler de oradaki diskotekleri getirmeyi kastederler. Çağdaşlaşma diye buna diyorlar. Çağdaşlaşma. Yani ne çirkin bir kelime bu çağdaşlaşma. Şu kelimedeki rezalete bakın ya. Efendim muasır medeniyet seviyesi, çağdaş uygarlık düzeyi. Neymiş efendim? Memleketin her köşesinde bir meyhane açılacakmış. İstanbul Boğazı'nın bir ucundan bir ucuna gazinolar inşa edilecekmiş. Ha, işte çağdaş uygarlık düzeyine kavuştuk demekmiş. Öyle anlıyorlar. Avrupalılaşmanın kökü vallahi buraya dayanıyor. Biraz sonra misal vereceğim. Tabiat güzelliği itibarıyla dünyanın bir cenneti halinde olan İstanbul, bir gece kulüpleri, bar ve pavyon şehri haline gelmedi mi? Görmüyor musunuz rezaleti? Çağdaş medeniyet buna mı söylüyorlar? Çağdaş medeniyet demek, Amerikan kovboyların, sığır çobanlarının atın sırtında dolaşan Amerikan kovboy, yavur Amerikalıların kot pantolonunu kadınımızın, kızımızın bacağına geçirip de önden ve arkadan avret mahallini ortaya koyarak sokakta dolaşmaya mı medeniyet diyorsunuz siz? Ne alakası var medeniyetle bunun? Çağdaş medeniyet. Düşmanıyım bu kelimenin. İlmi manada almıyorlar bu kelimeyi. Seks manasında fuhşiyat, lühbiyat, rezalet, hefalet manası içinde ele alıyorlar ki senelerdir Avrupalaşacağız, Avrupalılaşacağız, Batılılaşacağız, Avrupa medeniyetine kavuşacağız diye hani sanayi sistemleriniz,
hani muazzam motor fabrikalarınız, hani uçak sanayiniz, hani muazzam endüstriyel sistemleriniz, hani kimya laboratuvarlarınız, hani fizik ve atom karargahlarınız? Bunlardan hiçbirisini gerçekleştiremediler. Hiçbirisini gerçekleştiremediler. Ama bol bol diskotek getirdiler, bol bol bar ve salon getirdiler, bol bol rezaletler ithal ettiler ve bol bol viski şişeleri geçen aylarda birisinde 200 bin şişe viski ithal ettiler. Şarap, rezalet, alkol taşıyorlar. Medeniyet gelsiz Avrupa'nın alkolizmine mi söylüyorsunuz? Öyle medeniyetlere rağbet edilene çabuk çökmüşlerdi, biraz sonra göreceksiniz. Efendiler, mescitlere rağbet azalıyor ve fakat onun dışındaki hayata alaka çoğalıyorsa o memlekette İslami hayatı ve İslami gelişmeyi iddia edemez. Şöyle ki, bakıyorsunuz, efendim döviz darboğazıymış, efendim sıkıntılar, iktisadi sıkıntılarmış, efendim petrol darlığıymış, efendim yağ darlığı, efendim su darlığı, bu iktisadi zorluklar, sıkıntılar, ekonomik darboğazlar, hiç bunlara algılan var mı? Gidin bir akşam sizi davet ediyorum. Boğaz'a doğru, İstanbul Boğazı'na doğru şöyle bir ekip kurun Müslüman arkadaşlar, bir teftiş edin, ibret-i alem için gezin, bütün gazinolar tıklım tıklım vallahi dolup taşıyor. Ne darboğaz dinleyen var, ne memleket meselesini dinleyen var, ne fakir fukara eziliyormuş diye düşünen var, ne şu buhranı ne bu buhranı, onlarınca dehşetiyle sermaye sınıfı bu memlekette dansöz oynatıyor ve dansözlerin göbek göbeğine, sırtına, memleresine, tükürükleriyle binlerce lira yapıştırıp dans ediyorsun diyor. Bu memlekete İslam memleketi demeyiz. Allah'tan korkunuz. İslam'ı hakim kılıncaya kadar, İslam'ı hakim kılıncaya kadar sakın ha bu kelimeyi kullanmayınız. Aziz kardeşlerim, Orta Doğu'nun Paris'i denilen yahut Londra'sı, Londra nedir? Demin dedik ki, buna rağmen onların fuhşiyatı, onların rezaletleri, karnavalları, faşinkleri, festivalleri olduğu gibi ona mukabil sanayi sistemleri, sanayi pazarları da var. Bizimkiler Avrupa'nın faşingini almasını biliyorlar da Avrupa'nın iktisadi sistemini almasını bilmiyorlar. Bunu iddia edip ispat ediyor. Memleketin hali. Hani kalkınma, hani yükselme, hani teali ve terakki.